Kriter dergisi Şubat 2022'de yayınladığı 65. sayısında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile söyleşi yaptı. Söyleşide Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında 2023, 2051 ve 2071 hedeflerini de barındıran uzay teknolojileri, Teknofest, süpersonik ramjet motoru prototipi ve Türkiye'nin otomobil girişimi gibi konulara yer verildi. Bakan Varank açıklamasında ramjet motoru prototipini ortaya çıkacağını duyurdu. Bakan Varank Bakanlığımız, Milli Araştırma Kurumumuz TÜBİTAK aracılığıyla savunma sanayi alanında önemli araştırma geliştirme faaliyetleri yapıyor. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda enstitüleri ile kritik görevler yürütüyor. Örneğin Türkiye'nin ilk milli hava hava füzeleri olan Göktağ'ın ve Bozdağ'ın başarılı araştırma geliştirme süreçleri sonrasında Uçaktan atış testleri gerçekleşti. Sıvı yakıtlı ramjet projesinde son aşamalara ulaştık. İnşallah 2022'de süpersonik hızlarda çalışan bir ramjet motoru prototipini ortaya koyacağız ifadelerinde bulundu. Daha önce TÜBİTAK'ta Gemüdür Gürcan Okumuş tarafından yapılan açıklamada Gökhan ramjet itkili hava hava füzesinin yerden atışı testlerinin 2023'te gerçekleştirilmesinin hedeflendiği duyurulmuştu. Gökhan'ın ismi ilk defa Etimeskut'taki 3. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleşen 1000 adet HGK-82'nin teslimatı için düzenlenen törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından duyurulmuştu. Gürcan okumuş Gökhan füzesi hakkında yaptığı açıklamada Gökhan bizi gerçekten heyecanlandıran bir proje. Hava hava füzelerinde TÜBİTAK SEGE olarak yoğun bir şekilde çalıştık ve zorlu aşamalardan geçtik. Ama önemli kazanımlar elde ettik. Gökhan projesinin temeli de Göktuğ projesinden geliyor. Gökhan çok etkin bir itki kontrolüne sahip bir ramjetli hava hava füzesi olacak. Proje resmi olarak başladı ve çalışmalarımız devam ediyor. Önce ramjet belli bir olgunluğa gelecek, sonra karadan bu füzeyi bir araya getirip atışlarını yapacağız ve füze istenen olgunluğa geldiğinde hava platformlarından atacağız. 2023 yılından itibaren farklı seviyelerde test atışlarına başlayacağını düşünüyorum ifadelerinde bulunmuştu. Ve ayrıca sözlerine ek olarak Gökhan Ramjet itkili hava hava füzesi için ilk öncelikli platformun F-16 olacağını belirtmişti. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.